Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 dönüm asfaltın kenarında güzel bir tarlamız var. Görüldüğü gibi asfalt yola olduğu gibi cepheli, düzgün bir tarla. Tarlamızın yaklaşık 13 dönümü düzgün, 3-4 dönümü de aşağı doğru hafif bir meyli var. Çok güzel bir doğa. Şehir merkezine 2 kilometre, hemen Manyas'a 2 kilometre, çok yakın. 1,5 kilometre mi? Tamam, 1,5 kilometre olsun. Evet, tarlamız görüldüğü gibi hep ot olmuş. Tabii daha bu tarlayı biçmemişler otları. Herhalde bugün yarın biçerler. Tarlayı çok fazla göremiyoruz ottan. Çok güzel bir tarla. Hayallerinizdeki tarla burası olabilir. Neden mi? Şehir merkezine çok yakın. Efendim, Cumhuriyet Köyü karşıda mahallesi. Bakın, güzel bir doğası var. Asfaltın kenarında. Efendim, hemen dibine kadar arsalar, imarlı arsalar gelmiş. Hemen yanında ufak bir çiftlik de var. Bakın, hemen buralara kadar. Buralar parselasyon yapmış belediye. Arsalar gelmiş. Bakın, şehir merkezi de karşısı Manyas olduğu gibi görünüyor. Evet, şimdi kamerayı ben alayım, şöyle içini gezdireyim, tarlayı size net olarak göstereyim. Evet, şimdi şöyle ilerleyelim tarlamızın içerisinde. Şimdi şöyle biraz diken de olmuş, dikenlere batmadan gidebilirsek. Evet, tarlamız burası değerli dostlar. 16.000 metrekare tarla burası. Şehir merkezine dediğim gibi 1,5 kilometre mesafede. Bakın, çiçekler açmış. Ne güzel, kır gibi olmuş burası. Sarı, kırmızı çiçekler, görüldüğü gibi otlar kocaman olmuş. Bakın, asfalt yol, hemen asfalt yola cepheli, karşısı Cumhuriyet Mahallesi görünüyor. Bakın, karşı Cumhuriyet Mahallesi, hemen köye de 1 kilometre mesafede, Manyas şehir merkezine de efendim 1,5 kilometre mesafede. Bakalım bu güzel tarla sahibini bulacak mı? Bakın, Manyas şehir merkezi görünüyor hemen. Manyas şehir merkezi karşısı hastane, her türlü olanak var. Ulaşım sorunu hiç yok. Güzel konumda, havadar konumda güzel bir tarla burası. Evet, çok fazla ot var. Otlardan bakalım, şöyle biraz daha yürüyebilirsem size tarlanın diğer kısımlarını da göstermeye çalışacağım. Evet. Evet, yan tarladan geçiş yapayım. Yoksa buralar bayağı bir ot olmuş. Bakın, şöyle göstereceğim. Şuradan az bir şey aşağı doğru, %5-10 arası bir 3-4 dönüm yer meyilli. Yerimiz bu alan. Bu görünen alan yerimiz. Burası düz gibi bir tarla burası. Efendim, doğanın içerisinde, şehir merkezine yakın konumda, sizin de güzel bir tarlanız olsun, yatırımınız olsun. Burası çok güzel, bence çok güzel bir tarla burası. Evet, bakalım bu güzel tarla kimin olacak? 16.000 metrekare, 16.000, hemen imarın dibinde. Hemen imarlı arsaların hemen dibinde. Bakın, burası arsasını çevirmiş. Bu şekilde hemen komşu parsel yapmış. Belki de buraya yarın bir gün gelecek, bir kulübe koyacak, bir şey yapacak veya bir ev yapacak. Bizim tarlamız da burası. Burada tarla olarak geçiyor. İmara girmemiş ama İmarlı arsaların hemen dibinde bir yer.
karşı tarafı da buraya. Evet, büyütmek isterse şu karşı yerde buraya aitmiş. Burayı da verirler. Burası 16 dönüm. İsterseniz burayı yalnız alabilir veya yetmez derseniz şu karşı meyilli yer, orayı da satabilirler. Toplamda 41 dönüm yer yapıyormuş. İki parça. Bir çiftlik gibi bir şey düşünürseniz buraya çiftlik evinizi yapar. Oraya da hayvanları yayabilirsiniz. Hayvanları mera alanı olarak kullanabilirsiniz. Karşı taraflar mera. Hemen meranın dibinde bir yer. Mera'ya çok yakın konumda. Bakın şuralar mera oluyor. Evet. Meyilli kısmı hemen buradan sonra hafif 3-4 dönümü dediğim gibi meyilli. Şimdi onu da size göstermeye çalışacağım. Evet, bakın bu kısım şurada meyil kısmını gördüm. Evet, bakın burası bir 4 dönüm yer böyle. Şuradan itibaren bakın şöyle %10, %20 arası bir meyil. Çok aşırı bir meyil değil. Görüldüğü gibi şu ağaçların oraya kadar sınır gidiyor. Bakın bu ağaçların oraya kadar. İsterseniz şu karşı yerde satılık, aynı kişilerin, ikisini de alırsanız 41 dönüm yapar. Burası sadece 16 dönüm sınır. Burası bakın şöyle. Dediğim gibi burada bir 4 dönüm yer meyilli, çok fazla değil. Tamamı sürülebilir, tamamı sürülebilir konumda. Üst tarafı yaklaşık 10-12 dönüm yerde düz ve güzel manzaralı. Hemen elektrik de yakın zaten. Buradan elektrik de alınabilir biraz masraf yaparak. Evet, şimdi tarlamızdan çıkalım yavaş yavaş. Bayağı belime kadar ot olmuş, diken olmuş. Efendim, tarlanın içerisinde yürümeye çalışıyorum. Evet değerli dostlar, burası nasip olursa satılacak. Sesleri dinle. Bugünlük bu kadar. Dinle de sizi Allah'a emanet ediyorum. Gitsin. Saçlarından tutup kor gözlerinle yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Güneşle köye in beni bırak da küçüle küçüle kaybol Irak'ta. Bu yolu dönerken arkana bak da köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü. Saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Necip Fazıl Kısakürek'ten Ayrılık Vakti şiirini sizler için okudum.